Kalkabilirsiniz. Damar tıkanıklığı sorununuz var. En kısa zamanda anjiyo yapmamız gerekiyor. Damara müdahale edip stent takmalıyız. Ben sizin bu akşam hastaneye yatmanızı öneririm. Çünkü raporlara göre süreci daha fazla ertelememeliyiz. Endişeli görünüyorsunuz ama bunda korkulacak bir şey yok. Çok riskli bir işlem değil. 2 gün hastanede kalacaksınız. Ne endişeliyim ne de korkuyorum. Bir süre önce kalp hastasının numarası yaptığımı hatırladım birden. Numara mı? Evet. Bu oyunun gerçeğe dönüşeceğini nereden bilebilirdim ki? Peki, akşam gelip hastaneye yatarım. 2 ya da 4 gün sürsün, benim için ne fark eder ki? Peki. Giriş belgenizi hazırlayacağım. Akşam 7 gibi burada olursunuz. Yatışınızı yaparız. Müstecaba söylediniz mi hanımefendi? Hayır, sen de ona söyleme. Eğer ben yokken ararsa 2-3 günlüğüne İslamabad'a gittiğimi söylersin ona, olur mu? Ama hanımefendi, gerçeği öğrenince bana çok kızacak. Hayır, kızmayacak. Artık hiç kimseye kızacak vakti yok. Kimsenin üzülmesini de umursamaz, biliyorum. Onu güçlükle geri aldım, dünyaya geri döndü. Git eşyamı al, bir görüşme yapacağım. Peki efendim. Telefonum nerede acaba? Burada da yok. Ah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nimra selam, ben Şakile. Aramaya pek cesaretim yoktu. Ama bilirsin, sizlerin iyiliği ve samimiyetinden aldığım cesaretle özür dilemek isterim. Aslında aramızda konuşacak pek bir şey kalmadı Şakila. Bilirsin, insan çocuğunu öyle perişan görünce onu korumak istiyor. Bunun özürle telafisi yok. Anlıyor musun beni? Çok zor. Evet, haklısın. Çocuklar bazen böyledir. Onu da anlıyorum. Doğa nasıl? Eğer mümkünse onunla biraz konuşabilir miyim? Doğa şimdi çok iyi. Daha iyi ve çok daha huzurlu. Onunla konuşmana izin verirdim. Ama şimdi dersleriyle meşgul ve hiçbirimiz onu rahatsız etmiyoruz. Ne güzel. Doğa bu şoku yaşadıktan sonra bile eğitiminin etkilenmesine izin vermemiş. Ona aradığımı söyle, olur mu? Eğer mümkünse benimle birkaç dakika konuşmasını istiyorum. Şakila, hayatımızı böyle zora sokmaktan vazgeç lütfen. Bundan sonra oğlunla birlikte ne istersen yapabilirsin. Doğan'ın sizinle hiçbir ilgisi kalmadı artık. Ben de ona seninle konuşması için izin veremem. Artık onu rahatsız etme. Yeni bir hayata başlamasını istiyoruz. Şu anda yapması gereken daha önemli şeyler var. Bırak yaşasın. Thank you.
Hey, günaydın. Peynirli omletin hazır. Sana bir de kahve getireceğim. Kahveni getiriyorum, bekle. 2 dakika. Ne sanıyorsun yani? Doğadan ayrıldım diye yine seninle mi olacağım Şiza? Tesadüfen aynı mekanda olacağız ve yeniden hayatıma mı gireceksin? Oo, şimdiye kadar bunu düşünmemiştim. Aslında sana yardım ettim. Çok sarhoştun. Arabanı bile ben sürdüm. Seni evine getirdim. Minnettar olmalısın. Sonuçta eski ilişkiler bir şekilde fayda sağlar. Eski ilişkiler değil. Yaralar. Yaraların etkisi bitmez. Üzüntü. Keder. Acılar. Biliyor musun? Bunun iyi bir yanı var. Yaralar ne kadar eskiyse o kadar çok can yakar. Acı. İnsan acıyı unutamaz. Hayal bile etmek istemem. Çok haklısın. Doğadan aldığın yaralardan bahsediyorsun, değil mi? Seni anlıyorum. Çok derin, çok korkunç yaralar onlar. Tabii ki iyileşmesi zaman alacak. Çok iyi anlayabiliyorum, hiç acele etme. O buradan yaraladı. Anlamadım. Göğsümden, kalbimden. Yani beni sırtımdan bıçaklamadı. Gözleri ne kadar safsa, kalbi de aynı saflıkta. Bazı insanlar hastalıklı düşüncelere sahip. Kötü. Zehirli. Hatta bazıları koynuna giriyor. Onları orada besliyorsun. Doğru zamanı bekliyorlar. Sonra da tıpkı senin gibi. Tamam. Yani o kızın gözlerinin rengini falan çok iyi hatırlıyorsun. Ama bakışlarındaki yabancılığı fark etmemişsin. Hala onun için övgü dolu sözlerin var. Sesinde sevgi var. Peki ya ben? Onca yıl boyunca deli miydim? Ha?
Aşk için dikenlerin üstünde yürüdüm. Onlarca hakarete bile katlandım. Niçin? Ha? Sen bana hala hakaret ediyorsun. Çok bencilsin. Nasıl bu kadar zalim olabiliyorsun? Evet. Ben zalimim. Ben ateist. Hayvan gibiyim. Doğan'ın ailesine söylediğin bu değil mi? Öyleyse neden buraya gelip duruyorsun? Ha? Defol git artık. Kes sesini. Dinle. Buraya asla geri dönme. Yoksa beni daha kötü bulursun. Görüşeceğiz seninle. Taki. Taki oğlum. Evet anne. Buradayım. Burada oturuyormuşsun. Ben de evin her yerinde seni arıyorum. Buyur çayın. Teşekkür ederim. Nereye dalıp gittin oğlum? Ha? Çocuklar sık sık dua etmeye başladıysa bunun tek bir anlamı vardır. Nedir anne? Evlenme zamanları gelmiştir. Sülalemizde birkaç kız var. Onlardan biriyle konuşmayı düşünüyorum. Aa, hayır anne, şimdi işim böyle bir şeyi düşünecek kadar istikrarlı değil. Çok az maaşım var. Zaten çok zor geçiniyorum. Şu anda evlilik benim için pek uygun değil o yüzden. Oğlum, kızlar nasiplerini de beraberinde getirirler. Hem bizim neyimiz eksik? Her şeyimiz var çok şükür. Anne, aklıma bir şey geldi. Yemeği dönünce yeriz, olur mu? Ne dersin? Allah'a emanet. Taki neden bu konudan bu kadar kaçıyor? Her şey yolunda mı? En iyisi bunu Tabin'le konuşayım. Yani o kızın gözlerinin rengini falan çok iyi hatırlıyorsun. Ama bakışlarındaki sadakatsizliği fark etmemişsin bile. Bugün onun gözlerindeki yabancılığı görür müydüm acaba? Bana yabancı olmasına göz yumabilir miydim? Acaba ona yalancı ve sahtekar demek beni incitiyor mu? Sözlerim onu övüyor mu gerçekten? Ses tonunda ona karşı sevgi mi var? Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Ben onun tutsağı değilim. Ben özgür havayı soluyan, özgür bir adamım. Beni hapsetmeye çalıştı. Kısıtlamak istedi. Hem de Tanrı'yı kullanarak. Beni kendi yoluna zorladı. Aşk adına çaresizliği kabul etmemi bekledi. Ama ben özgür bir adamım. Tamamen özgür. Yani mutluyum. Hayatımda onun inancına yer yok. Bu yüzden mutluyum. Hayatımda hiç ama hiçbir suçluluk yok. Pişmanlık yok, endişe yok, yük yok. Sorumluluk da yok. Ben mutluyum. Ben mutlu bir adamım. Hanımefendi, uzun zamandır yemek yemiyorsunuz efendim. İlaç içmeniz gerekiyor. Bu şekilde zayıf düşeceksiniz. Ben zaten zayıfım.
Eskiden kendimi çok güçlü ve kudretli görmeme rağmen. Bir insanın gerçek gücü nedir biliyor musun sen? Nedir? İmandır. Bütün hayatımı harcadıktan sonra bu konuyu çok geç anladım. Biliyor musun, eğer bir insanın inancı zayıfsa her an düşebilir demektir bu. Dua için hep dua ediyorum. Onun kadar genç bir kız kısa sürede çok şey anlamamı sağladı. Evet, doğru. Bittiği zaman beni çağır, tamam mı? Alo. Evet Şizem. Nasılsın? Bu çok güzel. Bu çok çok iyi bir haber. Şu an okuldasın değil mi? Tamam, birazdan oradayım. Peki. Doğan'ın notu açıklanmış. Tabii ki sizinle görüşmek için mutlaka geleceğim. Yarın sınavım açıklanacak. Dua edin iyi bir not almış olayım. Sınava girerken gerçekten çok gergindim. Nasıl geçti hiç bilmiyorum. Peki. Tamam o zaman. Sonra yine konuşuruz. Selamünaleyküm. Ben... Ve aleykümselam. Tabin burada değil. Biliyorum. Ben buraya Tabin için gelmedim. Öyle mi? Evet. Bu senin için. Şimdi bunun niye olduğunu düşünüyorsundur. Yarın beklediğin sınavın sonucu bugün açıklandı. Gerçekten mi? Evet. Okulundan geliyorum. Ve seni tebrik ederim. İkinci olmuşsun Doğa. Bu da senin için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün bana gerçekten çok güzel bir haber verdin. Yeniden hayata dönmüş gibiyim. Çok affedersin, lütfen içeri gidelim. Önden buyur. Anne baba, çok şükür yüksek lisansımı tamamlamışım. Ta ki az önce müjdeyi verdi. Okul ikincisi olmuşum. Çok güzel, çok güzel. Maşallah, gel bakayım buraya. Evet kızım, gel yanımıza otur. Buraya otur. Bu harika. Bu güzel haber için sana güzel bir çay yapacağız ve yanında güzel bir tatlı olacak. Kızımın emeği karşılığını verdi. Allah dualarını işitti. Hele içinde bulunduğu durumda. Bu çok zor bir işti. Evet teyze, haklısın. Doğan'ın bu durumda gösterdiği cesaret övgüye değer. Şüphesiz. Ama Dayan ve Tabin'i göremiyorum. İkisi de şehre gitti. İşte geldiler bile, bakın. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Tebrik ederim Doğa. Teşekkür ederim. Gerçekten tebrik ederim. Bir de ikinci olmuşsun. Gerçekten harika bir şey. İslami ilimlerde yüksek lisans. Bu harika. Çok güzel. Peki ikinizden önce sürpriz yaptı. Şimdi neden koşarak şehre gittiğinizi anlıyorum. Evet. Kayınbiraderim sürprizimi berbat etti demek ki, öyle değil mi? Ama sorun değil. Mutluluğun hızla yayılması gerçekten çok güzel bir şey. Harika. Baba, şimdi de doktoramı tamamlayıp sonra hocalığa başlayacağım. İnşallah, ama hepsinden önce tatlı yiyeceksin. Bu. Yeşili seçeceğini biliyordum. En çok onu seviyorsun. Hadi bu tatlıdan herkes alsın. İstediğini yap. Seni durduran mı var? Sen her şeyi başarırsın. İnşallah. Tabii öyle. O her şeyi başarır. Ama önce yuvasını kursun. Keşke bir kısmeti çıksa.
bir an önce kendi evine yerleşse de görsek. Anne lütfen, her fırsatta bu konuyu açıp durmasan. Bundan uzak durmak istiyorum. Nasılsın bebeğim? Neden söyleyeyim sana? Ne? Sen kimsin ki soruyorsun? Neden bağırıyorsun? Seninle konuşmama gerek yok. Senin gibi insanlar ilişkilerini birkaç dolara satar. Çok ucuzsunuz. Birkaç dolar mı? Aslında senin paranla yeni bir dairem oldu. Ziyaret et beni ha? Yalnız olduğunu duydum. Ve eğer yanılmıyorsam, karın seni boşamıştı, değil mi? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ben yüksek lisansı okul ikincisi olarak tamamladığını öğrendim. Kendime engel olamadım. Tebrik etmeye geldim. Teşekkür ederim. Sana şunu söylemek istiyorum. Kalpler de bağ kurarlar. İlişkiler kağıtlardaki imzadan ibaret değildir. Sen belki boşanarak hayatımızdan çıktın. Ama bağımızın kopması şart değil. Mutlu ol. Ben istediğim her kızda olabilirim. Evet. Müstecap Ahmet asla yalnız kalmaz. Senin gibi biri gider, yerine bini gelir. Dua gibi mi? Aslında yakında evleneceğini duydum, biliyor musun? Bunun anlamı ne? Seninle benim aramda hiçbir fark yok. Sen de o binler gibisin. Ne demiştin? Sana layık değilim, öyle mi? Sen de ona layık değilsin. Kes sesini. Oo, eden bulur. Kapat çeneni. Neden buradan gitmiyorsun? Buradan defol git. Üzgünüm. Tamam, gideceğim ama son bir şey var. Evleneceğiz zaman mutlaka gelirim. Şeyle temas halindeyim. Adı neydi onun? Adaya. Kapat çeneni. Evet. Sayende çok mutlu oldum. Hatta bana minnet duydu diyebilirim. Onlara gerçek yüzünü gösterdim çünkü. Oh.
Kalpler de bağ kurarlar. İlişkiler kağıtlardaki imzadan ibaret değildir. Sen belki boşanarak hayatımızdan çıktın. Ama bağımızın kopması şart değil. Ey yüce Rabbim, biliyorsun, sana doğru çıktığım yolda imanımda zayıflık yok, kararsızlık yok. Ama kalbimi ne yapacağım? O çok kararsız. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu kalp üstünde hiçbir kontrolüm yok. Bu gözyaşlarını ne yapacağım? Onu özlediğimde akmaya başlıyor. Sen her şeyden büyüksün Allah'ım. O zalimin hatırasını kalbinden çıkar. Gözyaşlarımı kurut. Neden kendini yoruyorsun Şakila? Artık ne kaldı? Bize verecek neyin kaldı senin? Biraz keder, biraz acı, hatta çokça eziyet. Bunları verdin zaten. Bizim artık sessizlik ve uzaklıktan başka sana verecek bir şeyimiz yok. Evet, haklısın Seccat. Daha önce de çok haklıydın. Bu konuda en büyük kusur bende, biliyorum. Oğlumun dine bakışını gayet iyi biliyordum. Ayrıca Doğan'ın tertemiz inancının da farkındaydım. Böyle kumar oynamaya tabii ki hakkım yoktu. Olması gereken oldu. Zamanı geri çeviremeyiz artık ama... Ama benim senden bir ricam var Şakila. Tuha'yı rahatsız etme. Çünkü kızım çok büyük bir cesaret gösterdi. Çok güçlü davrandı. Ama o çok narin ve hassas biridir. Kalbinde neler yaşadı ben hiç bilmiyorum. Şu anda onun yarası hala taze. Biri gelip taze bir yarayı kaşırsa bilirim işte. Gerçekten çok acı verir. Yeter. O iyi bir kısmet buluncaya kadar görüşmesek iyi olur. Bu hepimiz için çok daha iyi. Ben gideyim artık. Huda hafız. Huda hafız. Huda hafız. Alır mısın? Çok teşekkür ederim. Sen... Duaya anneme ve babama da verdim. Sen bu ev için bir nimetsin Tabin. Senin gelişin bu evdeki üzüntüyü ve kederli havayı değiştirdi. Yoksa ailemi mutlu etmek, onları dağılmaktan kurtarmak benim için çok zor olurdu. Bunu kaldıramazdım yani.
Anlıyorum Dayan. Tüm vaktimi onlara ayırmaya çalışıyorum. Mutlu olsunlar. Ve keder hissetmesinler diye onları oyalıyorum. Annemle babam sakinleşti. Ama Dua hala rahatsız. Hala konuşmuyor. Hep sessiz kalıyor. Kız kardeşim her zaman böyle içli, hassas ve nazik biriydi. O adamla ilişkisi onu gerçekten derinden sarstı. Onu çok sevmeye başlamıştı. Ama Allah'ın sevgisi her sevginin üstündedir. Ona sadık olma duygusu diğer bütün duyguların önündedir. Annen ve baban seni çok iyi yetiştirmiş. Sana iyi ile kötü arasındaki farkı öğretmişler. İmanınızı ve dininizi güçlendirmişler. Sayelerinde böyle olmuşsunuz. Çok haklısın. Ailemiz bize büyük bir iyilik yaptı. Çocukluğumuzdan beri bize Allah'ın sevgisini aşıladılar. Ve sen geldiğin için evimiz ne kadar şanslı görüyorsun. Bak biliyorsun tabii. İyi, sadık ve inançlı bir hayat arkadaşına sahip olmak kolay bulunmayacak bir nimettir. Çok az insan bunu anlayabilir. Şimdi sadece dua ediyorum. Allah çok yakında kardeşime iyi niyetli, dürüst, terbiyeli bir hayat arkadaşı verir. Umarım o adam güçlü, asil ve dindar biri olur. Amin. Amin. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Yani bana öyle geliyor ki Taki abim dua ile ilgileniyor. Öyle mi? Taki abim hiçbir kızın gözlerine bile bakmamıştır. Çiçek ve hediye götürmemiştir. Görünce gözlerime inanamadım. Yani duaya bakmamak için kendini zor tutuyordu. Ama yine de tekrar tekrar dönüp ona bakıyordu. Duaya gerçekten aşık olduğunu hissediyorum. Sen buna kızmadın değil mi? Hayır, hayır. Tabii ki kızmadım. Taki'yi okul zamanlarından beri tanıyorum. Nezaketinden çok etkilenmiştim. Bunu Taki abimle konuşayım mı? Hayır. Şu anda onunla konuşamayız. Dua bu sancılı dönemi atlatmadan önce bu konuyu açamayız maalesef. Onu hiçbir şeye mecbur bırakmak istemiyorum. Ama Dayan, benim ailem de Taki abim için iyi bir kız arıyor. Ya bu konuda geç kalırsak ne olacak? Niyetin temiz olunca hedef mutlaka karşına çıkar. Eğer bu işte bizim için bir hayır varsa, o zaman Allah o yolu yaratır. Şüphesiz. Sayende çok mutlu oldum. Hatta bana minnet duydu diyebilirim. Onlara gerçek yüzünü gösterdim. Gerçek yüzüm. Bu surat senin aşkına hapsolup kaldı Dua. Ona sevgi dolu gözlerle bakardın, dokunurdun. Bunlar kendini aynasında görmeye alıştığın gözlerdi.
Ben yüzümü hiç çevirmedim. Sadece sen çevirdin Dua. Ben uzağa bakmadım, sen baktın. Yolunu değiştirdin ve mutlusun. Yani ben de mutluyum. Eğer hayatımda değilsen çok mutluyum. Hayatımda suçluluk yok, pişmanlık yok. Endişe yok, yük yok, sorumluluk yok. Mutluyum ben. Ben mutlu bir adamım. Bunu halledebilirim. Ama sen iyi yapmadın. İyi yapmadın Dua. Zaten benimle hiç iyi olmadın ki. Seni asla affetmeyeceğim. Bunun bedelini ödeyeceksin. Yapmak zorundasın. Ben mutlu bir adamım. Hiç kötü hissetmedim. Verdiğim karardan dolayı ne pişmanlık ne de suçluluk duyuyorum. Yapmam gerekeni yaptım. Bazen canım sıkılıyor tabii. Ya, o seni çok seviyordu Dua. Ne kadar? Beni Rabbimden daha çok mu sevdi? Tabii ki hayır. Dünyanın bütün sevgileri, bütün muhabbetleri bu dünyada kalacak. Hepimiz misafiriz. Yolculuk sırasında faydalı olacak şeyleri korumalıyız. Bu ahiret yolculuğu. Bu yolda Allah'ın yarattıklarına olan sevgisi ve kullarının Allah'a olan sevgisi var. Ahiretimi kurtardığım için mutluyum. Kalbin ne önemi var? Bir gün bu beden toprak olacak. Kalp de öyle. Seni gerçekten anlayamıyorum. Sana sempati mi duysam, seni teselli mi etsem, gurur mu duysam ben, seni tebrik mi etsem? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece benim için dua et. Allah, ettiğim duaları kabul etsin. Amin. Sen de dua et. Onun anıları bile kalbime yaklaşmasın. İnşallah. Amin. Ne demiştin? Sana layık değilim, öyle mi? Sen de ona layık değilsin. Evleneceği zaman mutlaka gelirim. Yüzünün halini görmek istiyorum. Thank you.
Doğa. Ne yapıyorsun kızım? Gel anne. Gökyüzünün rengi ne kadar güzel görünüyor. Eğer kızımın yüzünün rengi de yerine gelirse ben çok daha mutlu olacağım tatlım. Anne, lütfen artık benim için endişelenmeyin. Ben son derece iyiyim. Belki siz benim sessiz kaldığımı sanıyorsunuz. Ama ben hiç susmuyorum. Rabbimle konuşmaya devam ediyorum. Söylediklerimi dikkatle dinliyor. Ben çok şanslı bir anneyim. Şekila'nın hayatını görünce anlıyorum ki Allah Teala bana çok güzellik nasip etmiş. İyi çocuklar bir anne için en büyük servettir. Mutlu ol. Tamam, gel bak. Renkler ne kadar güzel. Evet, gerçekten. Hayır, başka bir şey yok. Sen git, gerisini ben hallederim. Vay canına. Çok fazla hazırlık var. Özel bir şeyler pişireceksin galiba. Evet anne. Dayan Doğan'ın patates kızartmasını ve böreğini çok sevdiğini söyledi. Ben de bugün onları yapayım dedim. Çay içinde atıştırmalık şeyler yaparım. Çok yaşa kızım. Allah razı olsun. Mutlu ol. Bu eve daha birkaç gün önce gelmiş gibi değilsin. Bize çok iyi uyum sağladın. Çünkü siz bana böyle hissettirdiniz. Kendimi yabancı gibi görmüyorum. Hepiniz benim ailemsiniz. Tabin kızım. Sen ve Dayan onu alıp bir yerlere mi götürsünüz acaba? Evden uzaklaşırsa belki eski düşüncelerin etkisinden çıkar. Hayata yeni bir gözle bakmaya başlar. Sen hiç merak etme. İnşallah o da olur. Onu dışarı çıkarırız. İnşallah. Pekala. Bakalım senin elinden yemek nasıl olacak? Evet, daha güçlü nefes alın. Tamam. Biraz bu tarafa döner misiniz? Ağzınızı açın. Tamam. Tamam, şöyle geçin. Ben tahlil sonuçlarınızı inceledim Bayan Kazi. Ayrıca vaka geçmişinizi de inceledim elbette. Sizin sorununuz hastalığınızın sizi ele geçirmesine izin vermiş olmanız. Moraliniz iyi değil. Bana sorarsanız birkaç günlüğüne Amerika'ya oğlunuzu ziyarete gidebilirsiniz. Ortamınız değişirse yakında bu depresyondan çıkarsınız. Şu anda hiçbir yere gitmek istemiyorum. Evim bana öyle büyük geliyor ki eğer başka bir yerde kalırsam mezarlığa girecekmişim gibi. Mezarlığın düşüncesi bile beni çok korkutuyor. Size söyledim, yaşadığınız sağlık problemleri fiziksel olmaktan çok zihinsel. İnsanlarla görüşmeyi deneyin. Partilere katılın, hatta düzenli olarak spor salonuna gidin derim ben. Düşünce şeklinizi değiştirin. Daha yaşayacak uzun bir hayatınız var. Size bir ilaç yazacağım. Aslında bu ilaç değil, sadece antidepresan. Lütfen bunu düzenli olarak kullanın. Allah size şifa versin. Allah yardımcınız olsun. Doğa? Az önce odana gittim. Sen namaz kılıyordun.
Ama daha namaz vakti değildi. Nafile kılıyordum. Annemle babam Dayan'la benden akşam seni yemeğe çıkarmamızı istediler. En sevdiğin yerlerden birine. En sevdiğim yerlere sadece müstecapla gittim. Şu an hiçbirine gitmek istemiyorum. Öyleyse başka bir planımız var. Dayan ofisteki bazı işler için hafta sonu İslamabad'a gidiyor. 2 günlük bir seyahat. Diyoruz ki sen de bizimle gel. O zaman hem onun işini halleder hem de biz seninle dolaşırız. Hayır. Bugünler sizin gezip dolaşacağınız günler. Yeni evli çiftle 2 günlük geziye gidecek kadar şaşkın değilim. Siz gidin, keyfinize bakın. Öyle deme Dua. Bence çok iyi bir plan. Neden sorun çıkarıyorsun? Bak, ben bizimle gelmene karar verdim. Lütfen, tartışmak yok. Beni gerçekten götürmek istediğini biliyorum. Ama kalbimin hiç istemediği bir şey için ne olur beni zorlama. Gideceğiz, mutlaka gideceğiz ama daha sonra. Kendimi biraz huzurlu ve normal hissettiğim zaman. Bak, hala nefes alıyorum. Oksijen maskesi takmak istemem. Lütfen beni zihinsel kaçışa zorlama. Ben bu düşünceleri yenmek ve yaşamak istiyorum. Pekala. Tabii. Lütfen Dayan'ın da anlamasını sağla. Sen kardeşini merak etme. Ben onu açıklarım. Teşekkür ederim. Bana sorarsanız birkaç günlüğüne Amerika'ya oğlunuzu ziyarete gidin. Merhaba anne. Nasılsın? İyiyim oğlum, sen nasılsın? Ben iyiyim. Çok iyiyim. Evlenmeden önce olduğum gibi. Söylesene, sen nasılsın? Doktordan geliyorum. Bana antidepresan verdi. Ama bir fark yaratacağını sanmıyorum. Antidepresanlar mı? Neden anne? Neden moralin bozuk senin? Varlığı 2 saniye bile sürmeyen... O kız yüzünden mi yani? Bizim duygularımızı incitti. Üstüne bir de mahkemeye gidip benden boşandı. Yapma ama anne. Bırak o insanlar depresyona girsin. Sen mutlu ol. Bobby, sanırım o insanlara gerçekten kötü davrandık. Onlardan özür dilemeliyiz. Anne, bence hastalığın yüzünden duygusal davranıyorsun. Özür mü dilememiz gerekiyor? Ciddi misin anne? Bence o insanlar bizden özür dilemeli. Çünkü onların bizi kırma şekilleri affedilecek gibi değildi. Hadi ama anne. Bizi ruhsal olarak incittiler. Bir de onlardan özür dilemekten bahsediyorsun. Ben de o kibirli insanlara bir ders vermemiz gerektiğini söylüyorum sana. Hayatları boyunca unutamayacakları bir ders. Bobby, lütfen unut gitsin. Tamam anne. Ama bilmen gerek. Onları asla affedemem. O zaman onu asla unutamayacağını söylüyorsun. Ne olurdu Bobby? Onun inancına saygı duyduğunu söyleseydin ne olurdu? Aynı şeye inanıyor gibi yapsan. Sonuçta kalbini açıp bakamaz ki, değil mi? Düşüncelerini okuyamazdı, öyle değil mi? Bunu yapmış olsaydın şu anda çok mutlu bir hayat yaşıyor olurduk. Seccat,
Benim içim hiç rahat değil. Dua için endişeleniyorum. Bu aralar sessiz kalıyor ve derinlere dalıyor. Ben de endişelenmeden edemiyorum. Bundan nasıl kurtulacağız? Daha doğrusu o bundan nasıl kurtulacak? Onu seven, samimi bir eş bulduğu zaman kurtulacak. Seccat, başka birine güvenmek bizim için gerçekten zor olacak. Neden böyle düşünüyorsun? Allah bize yardım eder. Allah bize yol gösterir. Gündüzü geceye, geceyi gündüze çeviren o değil mi? Şüphesiz. Şimdiye kadar yolumuzu çizdi değil mi? Gelecekte de tüm sorunlarımızı çözecek. Sen merak etme. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam hocam, benim dua. Nasıl oldun kızım? Ben daha iyiyim. Onca zaman neredeydin, anlat bakalım. Evden çıkmıyorum hocam. Müstecaptan boşandım. Mahkeme bizi boşadı. Allah için mi? Allah rızası için mi yaptın? Bunu Allah sevgisinden yaptın, öyle değil mi? Evet, doğru. O halde dinle beni kızım. Allah lütfunu hiç kimseden esirgemez. Yakında daha çok seveceğin birini bulacaksın. Seveceğin saygılı biri olacak. Onu bulunca bu dünyanın sana vermiş olduğu bütün acıları tamamen unutacaksın. Sen hiç merak etme güzel kızım. Bu fani dünyaya sadece üzülmek için, acı çekmek için gelmedik. Evladım, Allah'ı seven insanlar, Allah'tan sayısız hediyeler, büyük sevinçler alırlar. Allah'ın rahmetine inanıyorum hocam. Peki, söyler misin? Eve ne zaman geleceksin? Evladım, ben pek iyi değilim. Biraz hastayım. Sana ne oldu hocam, iyi misin? Hiçbir şey kızım. Sadece ateşim ve öksürüğüm vardı. Bu yüzden yorgun hissediyorum. Hocam, gelip seni görebilir miyim? Gelmem beni her zaman çok mutlu ediyor. İstediğin zaman gelebilirsin kızım. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hüda hafız. Sen güzel kızımı koru Allah'ım. Sen günahlarımızı bağışla. Hatalarımızı bağışla, doğru yolları bize göster. Merhametini üstümüzden eksik etme Allah'ım.
Hanımefendi, çayınızı getireyim mi? Canım hiç istemiyor. Bobby? Sen misin? Anne? Nasılsın? Haber de vermedin. Nasıl oldu? Eğer haber verseydim bu parlayan gülen yüzü görür müydüm acaba? Ha? Hayatım, canım. Bu mutluluğu görebilir miydin? Ne kadar mutlu oldum bilemezsin. Sanki ölümüm yakınmış gibi hissediyorum. Yapma anne. Hadi oğluma güzel bir kahve getir de içsin. Olur. Ay, inanamıyorum canım. Biliyorum. Hadi içeri girelim. Hadi gel. İnanamıyorum canım. Hadi içeri girelim. Mevsim sebzeleri olsun. Ona dikkat edelim. Sadece birkaç avuç, fazla değil, tamam mı? Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın teyze? İyiyim. Nasılsın? Geç otur şöyle. Ben de çok iyiyim teyze. Dayan ve tabinle uzun zamandır görüşmemiştim ve yol uzun olsa da gelip göreyim diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Ama onlar İslamabad'a gittiler. Bana bir şey söylemediler ama. Ah, unuttular demek ki. Aslında biraz aceleyle çıktılar. Dayan'ın İslamabad'da toplantısı vardı. Tabini yanında götürmek istedi. Biraz gezeceklermiş. Ama senin gelmen de çok iyi oldu. Ben ve amcam varız. Amcan da birazdan gelir. Sana güzel bir çay getireyim mi? Sağ ol teyze. Gelmeden önce biraz içmiştim zaten. Ben gideyim. Kalsaydın iyi olurdu. Başka zaman yine gelirim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Taki? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Anne, ben hocama gitmek istiyorum. O biraz rahatsızmış da. Dua, istersen yarın git kızım. Şimdi gidersen döndüğünde geç olur çünkü. Ben... Gerçekten gitmek istiyorsan ben seni götürebilirim. Hem ben de hocamı görüp bir geçmiş olsun demek isterim. Çok iyi olur. Birlikte giderseniz benim de içim rahat eder. Ama gece olmadan duayı geri getir. Tamam anne, ben gidip üstümü değiştireyim. Tamam. Şimdi oturmak zorundasın artık. Evet, şimdi oturabilirim. Ona çay getir Suhra. Dua ile evlenene kadar senin gerçekten başarılı bir erkek olduğunu düşündüm hep. Genç yaşta insanların arzu ettiği pek çok şeyi başarmış birisin. Tamam. Yani? Dua hayatımdan çıktı diye ben başarısız mıyım yani? Her şeyimi kayıp mı ettim şimdi? Başarısız olduğumu düşünüyorsun. Sanırım ben başarısız oldum. Bu yaşta, bu zamanda, bu şekilde kala kaldım. Hiçbir şeyim yok. Ellerim bomboş sanki. Neden böyle söylüyorsun? İstediğim bir şeyi yapmadığım için mi? Beklentilerinizi karşılamadığım için mi? Uzun bir yolculuktan geldin, yorgun olmalısın. Şimdi dinlen, bu konuyu daha sonra konuşuruz, olur mu? Biz hala yoldayız. Daha çok yolumuz var. Hedef çok uzakta. Ben gidiyorum. Akşam birlikte yemek yeriz.
İnşallah yakında iyileşeceksin hocam. Dünyanın senin gibi insanlara ihtiyacı var. Tabii kızım. Allah kulları için en iyisini ister. Ta ki oğlum. Evet hocam. Seni görmekten her zaman memnunum oğlum. İyi amellerin, edebin, her şey alnına yazılmış gibi. Allah sana uzun ömürler versin. Nice iyilikler nasip etsin. Amin. Hadi kızım. Artık yola çıkmalısınız. Buradan gece çıkmak güvenli değildir. Çocuklarımın akşam vakti yolda olmasını istemem. Peki hocam. Hocam, lütfen benim için özel bir dua et. Allah bana huzur versin. Kararımın doğruluğu konusunda bana güven ve itminan versin. İnşallah. Allah kızımın dileklerini yerine getirsin. Amin. Sağ ol hocam. Hüda hafız. Müstecap, sen burada mısın? Evet Dua. Kalbimle zihnimin kapıları kapandı. Ama burada her zaman hoş karşılandım. Hayatım boyunca tek bir şeye üzüleceğim. Sen kapılarını üstüme kapatmakta çok acele ettin. Dua. Hadi gidelim artık. Bir dakika lütfen. Anne, sana bu keşmir şalını aldım. Ah çok güzel. Teşekkür ederim, çok beğendim. Bu da babam için. Sağ ol kızım, çok teşekkür ederim. Güzel değil mi? Evet, gerçekten de çok güzel. Maşallah karım bunu giyince melek gibi görünecek. Dua? Evet dayan. Tabii bence Dua hediyelerini beğenmedi. Dalıp dalıp gidiyor. Bana kalırsa Dua annesinin şalını daha çok beğendi. Öyle değil mi kızım? Yapma kızım. Hediye edebilirim senden. Kıymetli değil mi? Hayır, hayır. Ben çok güzel başka şallar da aldım. Onlardan beğenirsen senin olsun. Mutlaka beğenirsin. Hayır, öyle bir şey yok. Ben bu şalı çok beğendim. Siz merak etmeyin. Odama koyup geliyorum.
Evladım, yemek yemedin. Hayır, aç değilim anne. Acıkırsam bir şeyler ısıtıp yerim. Sen dinle. Oğlum, seni anlıyorum. Tabii bu evi terk ettiğinden beri genellikle akşam yemeği yemiyorsun. Anne, insan kardeşine çok alışıyor. Alışkanlıklar unutulmuyor. Ben ve Tabin eskiden birlikte yerdik. O yokken açlık hissetmiyorum. O yüzden oğlum, boşlukları sen doldurmalısın. Ben ve baban umutla bekliyoruz. İnşallah bir gün gelinimiz gelip bu boşluğu dolduracak diyoruz. Anne, her fırsatta bu konuyu açmasan olmaz mı? Olmuyor. Gerçi bunu konuşmak için fırsat lazım değil. Hatta artık senden hoşlandığım bir kız bulmanı istiyoruz. Yoksa babanla ben beğendiğimiz bir kız bulacağız. Sonra benim haberim yoktu falan deme bize. Anne, ne olursa olsun bana böyle eziyet etme. Öyle mi? Demek ki senin hoşlandığın biri var oğlum. Hadi bana adını söyle. Acaba bu Tahire'nin kızı Esma olabilir mi? Hayır anne, onunla hiç ilgisi yok. Tamam, eğer o değilse Feriye'nin kızı Ayşe, değil mi? Anne, bak, senin oğlun sandığı kadar yaramaz değil. Peki neden beni tahmine zorluyorsun? Neden bize söylemiyorsun? Söyle hadi, kim bu? Anne, bazı isimler gerçekten özeldir. Onları öyle kolay dile getiremezsin. Bana biraz zaman ver. Ben duygularımı anlamak ve her şeyden emin olmak istiyorum. Kendi duygularımdan, karşı tarafın duygularından. Çünkü belki de benim acelem karşımdakinin duygularını bir şekilde incitebilir. Belki de buna hazır değildir. Ne dediğini anlamıyorum evladım. Sorun yok anne. Ben sana sonra açıklarım. Tamam mı? Tamam. Şimdi sana yemek ısıtacağım. Sen de yiyeceksin. Peki, tamam, öyle olsun. Kalbim ve zihnimin kapıları kapandı. Ama burada her zaman hoş karşılandım. Hayatım boyunca tek bir şeye üzüleceğim. Sen kapılarını üstüme kapatmakta çok acele ettin. Dua? Hala uyumadın mı Dayan? Sen de uyumamışsın ve canın sıkkın. Neyin var senin, ne oldu? Bugün mescitte müstecapla karşılaştım. Hocamın yanında. Abdest aldı, namaz kılmak için girdi. Hatta ağlıyordu. Hayal edebiliyor musun? Bu nasıl olur? İnanmıyorum, hayır. Ne anlatıyorsun? Ben de anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Peki niye bu kadar rahatsız oldun sen? Yani olmayayım mı? Tabii ki olmayacaksın. Kararını verirsin, ona göre yaşarsın Dua. Sen bu konuda bir karar verdin. Ve bu karar sana yeni bir yol gösterdi. Şimdi o yolda yürüyorsun. Artık ne arkana bakacaksın ne de geçmişi düşüneceksin. Bak, müstecap çok ileri gitmişti, tamam mı? Şimdi de geride kaldı. Şimdi ne yapıyor veya ne yapmıyor, neler düşünüyor, hiçbiri bizi ilgilendirmez. O yüzden lütfen cesur ol ve mantıklı düşün. Allah aşkına Dua, bu gereksiz düşüncelere aldanma artık lütfen. Dua, lütfen. İyiyim ben. Thank you.
Ne? Mutlu görünüyorsun. Evet. Dün neredeydin? Akşam birlikte yemek yeriz demiştin. Birini aramaya çıktım. Ama bulamadım. Sonra da geç oldu işte. Bugün de geç geleceğim. Akşam beni bekleme. Kimi arıyorsun Bobby? Kimi bulamıyorsun? Allah'ı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.